Sevgili Seram Bilge, hoş geldin. Hoş bulduk. Epey meşakkatli bir yolculuktan sonra seni burada ağırlamak çok güzel. Ne güzel, ne mutlu. Benim için de öyle ama dediğin gibi bir meşakkatli bir yoldan geçelim. Biraz böyle öğrendiğime göre bayağı işte imkanları zorlayarak. Zorlayarak, öyle diyelim. İstanbul trafiği. Ama güzel bir yerde ağırlıyoruz seni. Burası gerçekten evet. Çok etkileyici bir ambiyansı olan 1500 yıllık, yani ta Roma dönemine uzanan bir Sarnıç restoran zaten hali hazırda. Çok güzel. Amaçla kullanıyor. Evet, akustiği de bilmiyorum, sen daha iyi harika, şey yapabilirsin harika. Değil mi? Harika, bayıldım yani ben de. Bir ses falan. Kesinlikle şarkı söylemeyi teşvik ediyor insanı, evet, çağırıyor böyle. Ben ki sesim kötüdür, böyle bir az önce bir zorladım ama denedim. Şimdi yapmıyorum. Yok. Şimdi yapmıyorum. Kameralar kapalıyken yaptım. Şimdi senin biraz hikayene ben başlamak istiyorum. Aslında biz seninle zaten daha önce tanışıyoruz. Bunu evet. Bir sohbette de zaten taşlandırmıştık ama şimdi normalde Seram Bilge profesyonel yaşantısı olan, bizim amiyane tabirle işte beyaz yakalı olarak bildiğimiz bir insan idi. Yani hatta az da sayılmayacak bir süre değil mi bu profesyonel evet. Kariyer? Bir mühendislik evet, geçmişi. Evet, 11-12 seneye yakın bir evet. Kurumsal. Böyle bir kariyer. Kurumsal böyle masa başı falan. Ne oldu da? Masa başı, saha. Saha değil mi? Saha da var. Evet, evet. Sonra bir şey olmadı herhalde. Bu çok ani bir gece işte. Evet, öyle bir rüyada yani, falan bir sabah görüp, değil uyandım değil da yok, öyle bir şey olmadı. Rüyama giren bir aksakallı. Bir aksakallı dedenin kararı. Öyle bir şey de yok. Yönlendirmesiyle falan. Ey Seram. Ne zamandır düşündüğüm, yani müzik benim hayatımın içinde hep vardı. Harika. Ağırlığı değişti zaman zaman. Kimi zaman öne geçti, kimi zaman geriye düştü. Ama hep vardı. Ve ne zaman müzikle ilgili kurduğum hayaller, isteklerim, yapmak istediğim şeylerle ilgili biraz böyle hedef büyütüp, vites büyüttüm. Onları gerçekleştirmek için de daha fazla zaman, enerji ayırmam gerekiyordu. Hı hı. Kurumsal hayatta orası da tam zamanlı bir adanmışlık isteyen tamam. Bir yer. İkisinden biri artık böyle bir doygunluk noktasına gelmişti. Tam zamanıydı artık benim için. O yüzden o karar böyle bir şeyle olmadı ama evet zamanıdır şu an diyerek 2017'nin ortasıydı galiba. Kurumsal hayata veda edip tamamen müzikle haşır neşir olmaya başladım. Bu dediğin çok doğru. Yani sonuçta bu gerçekten bir, yani profesyonel yaşam da bir adanmışlık hikayesi. Kesinlikle. Müzik de öyle. Yani şimdi bir dinleyici olarak güçlü, önemli, çok özel bir hobi olabilir müzik. Ama işin içinde bir icracı olarak yer almaya karar verdiğinde evet bu tamamen bir adanmışlık hikayesi. Ki senin projelerinde de bunu görüyoruz zaten. İşe böyle nasıl derler, en sert haliyle, yani böyle bir senfonik, artık en iddialı mı desem, en zorlu mu desem. İddialı, ya iddialı evet. Ben olabilecek en özenli şekilde yapmaya çalışıyorum hı hı. Sadece. O da tabii ki ciddi bir şekilde şey gerektiriyor. Bir oraya kendini adanmışlığı adamış. İsteyen bir şey o. Çünkü ya, bugün de öyle olsun, bu da şöyle oluversin, ne olacak diyen biri olmadım yaptığım hiçbir hı hı. İşle ilgili. Peki bu senfonik projeye başlarken biraz da tabii ondan da bahsetmeni rica edeceğim. Yani zorlu bir şey, hiç bilmeden belki biri girer ama girdikten sonra aa bu ne deyip çıkar. Bu zaten belli bir arka planda bir şeylerin olmasının gerektiğini zaten göstergesi. Böyle bir bakiye var ki zaten böyle bir yolculuğa çıkılıyor. Şimdi bu yolculuğu biraz öğrenmek ya da duymak istiyoruz senden. Tabii seve seve. O senfonik projenin çıkışı bana akıl hocalığı yapan, benim vizyonumu, ufkumu genişleten çok kıymetli Amerikalı iki müzisyenin önerisiyle hı hı. Ve ağırlıklı olarak da onların çalışmasıyla ortaya çıkmış bir şey. Hazırlık hı hı. Safhasında, mutfak kısmında işin. Benim şarkı söylemeye dair yüksek iştahım ve sahne üzerinde olmakla ilgili tutkumdan dolayı bunu böyle bir ilk çalışmamızı sahnede olmak üzerine yaptık. Yani bu bir kayıt çalışması da, bir albüm çalışması da olabilirdi ama önce sahne üzerinde olmak üzerine başladık ve bu projeyi de yapabileceğimiz en keyifli, en güzel, benim söylemekten o dönemde en hoşlandığım, insanlara daha kolaylıkla nasıl ulaşabileceğimizi düşündüğümüz şeylerden, işte film müziklerinden, müzikallerden,
bazı pop standartları, caz standartları. Zaman içerisinde tabii bunun için içine özgün besteler şeyde katıldı. Bunların için farklı diller de var. Sadece Türkçe değil, İngilizce de var. Tabii ki, tabii. Evet, evet. Ve bu proje 2013 yılında başladık. Kim Schoenberg'dir bunun bütün düzenlemelerini yazan. Hı hı. Geldi burada Türkiye'de de pek çok senfoni orkestrasındaki konserde sahne üzerinde orkestra şefi olarak dirije yönetti yani. Evet. İlk 2013'te geldi buraya. Sonra Bursa'yı beraber yaptık. Çukurova Senfoni ile beraber çalıştık. İzmir'e tekrar geldi sonra. Bu İzmir demişken o noktada şimdi sen zaten İzmirlisin. Evet. Onu biliyorum. Şimdi o ilk başlangıç hikayesi biraz ya ilginç ve güzel bir hikaye. Ben onu bir daha duymak istiyorum senden. Hem izleyiciler de duysun. Şimdi böyle bir projeyle İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın kapısını çalıyorsun. Merhabalar, evet. Ben geldim. Tabii şimdi biraz ajite ediyorum ama. Doğru ama merhaba, ben geldim. Tam ya. Böyle değil mi? Merhaba, ben geldim. Elimde böyle bir proje var. Evet. İstiyor musunuz? Ben böyle böyle bir şey yapmak istiyorum. Bunu yapmak için de en uygun, en doğru yerin burası olduğunu düşünüyorum diyerek kapılarını çaldım. Orada bir hemşericilikten ötürü mü o doğruluğu? Aslında doğru. O dönemde zaten orada da yaşıyordum, hı-hı, yani. Ama dolayısıyla ilk oranın kapısını çalmak istedim. Ve ilk orası buna ilgi gösterip yaptı. Çok da güzel bir konser oldu. Film müziklerin ağırlıkta değil mi? Film müzikleri vardı, müzikaller vardı. Hı-hı. Dediğim gibi Amerikan pop standartlarından vardı. Caz standartları vardı birkaç tane. Ve bunların bu projeye özel yapılmış düzenlemeleriyle ilk kez seyirci karşısına çıktı. Hı-hı. Benim ilk kez o kadar büyük bir orkestrayla sahne, hı-hı, üzerinde bulunma deneyimimdi. Çok çok özel, çok kıymetli bir konserdi. Ve sonrasında o iş kendini o projede, o tarihte kanıtladıktan sonra diğer senfoni orkestralarını, hmm, ben ikna etmek için çok bir şey yapmama gerek kalmadı. Çünkü her biri birbiriyle iletişim halindeler. Biz yaptık, güzel işti, güzel projeydi şeklinde birbirlerine referans vererek yürüdü o iş. O yüzden çok daha mutluluk duyuyorum ben bundan. Ve sonra başka kentlerde oranın, evet, senfoni orkestralarıyla. Evet. Nerede olmuştu? Eskişehir yaptık. Bursa ile çok güzel bir konser yaptık. Bu sezon tekrar yapacağız. Hmm. Antalya ile birkaç sefer yaptık. Çok çok güzel. Antalya seyircisi ve Antalya, hı-hı, orkestrası da harika bir orkestra. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile 2015 yılının yılbaşı konserini, yeni yıl konserini yaptık. Çukurova ile bir Kadınlar Günü konseri, hı-hı, yaptık. Böyle. Ondan sonrasında ama bu başka şeylere de evrildi. Bir de bir albüm geldi. Evet, albüm. Şimdi, evet, yavaş yavaş oraya gelmek istiyorum. Yani şimdi bu devirde genelde bu bir tercihtir. Yani şey açısından söylemiyorum ama genelde single ağırlıklı bir gidişat söz konusu. Belli tüketim alışkanlıkları da bunu biraz, nasıl diyeyim, mecburi kılıyor gibi bir hal söz, evet, konusu. Ama bir albümle çıktın insanların karşısına. Bana da onu öğütlediler ama. Yani öyle mi? Ki, evet. Single çık. Peki neden albümle? Hayır. Neden? Ben şimdi bu, tamamen müziğe geçme işini biraz geçe bıraktım diye düşünüyorum. İçimde, hmm, hep yani söylediğim şey, resmi söylemim, evet tam zamanında geçtim ama içimde hep bir acaba bir geç mi kaldım, hmm, vakit mi kaybettim? Yani geç kalmışlık kaygısı mı? Bu duyguyu, tabii bu kaygıyı yaşıyorum. Hı-hı. Taşıyorum. Taşıyorsun. Hatta aşıyorum bazen yani. Öyle söyleyeyim. O yüzden de o şarkılar, bir de, yani ben sağdan soldan beste isteyerek yapmadım o albümü. Onlar benim ilk yazdığım şarkılardı ağırlıklı olarak. Hı-hı. İçinde bir Kutlu Özmakineci bestesi var albümün. Bir de Frank'in yine bestesi var ama ağırlıklı benim üretimim olan bir şeydi. Ve adı içinde sen de varsın. Evet, içinde sen de varsın. Single çıkmak istemedim. Çünkü üretimin devamının geleceğine inanıyorum ki öyle, hı-hı, de yani yeni şeyler de yazıyorum. Tabii ki bir sonraki albümü illa kendi şarkılarımdan yapacağım diye bir şeyim yok ama onları bir çıkartmak istedim. Onları bir tarihe not düşmüş olmak istedim. Onları yaymak istemedim zamanı. Yani yarın öbür gün dönüp baktığımda tamam, bunları bir tohumu gömmek gibi bir şeydi, hı-hı, benim için o. Yani her birini bir saklayayım, şöyle yapayım, böyle yapayım iş perspektifinden bakınca daha akıllıca gelebilir. Bana da o
noktadan bakanlar bunu öğütlediler ama ben bunlar bir çıksın, devamı gelecek gözüyle. Belki bundan sonraki süreçte öyle bir proje olabilir. Olabilir. Şimdi zaten senfonik projede çaldığım ve o projenin çok gözdesi olan bir şarkı var. Hangisi? Büyüyor Bir Gün İnsan. Hı-hı. Frank Wildhorn'un yazıp bana hediye ettiği bir şarkıydı o. Harika. Ve sözlerini Zeynep Talu, sevgili Zeynep Talu yazmıştı. 2015 yılında ben o şarkıyı Amerika'da, New York'ta kaydettim. Hı-hı. Ama albüme almadık onu. Bir şekilde onun daha farklı bir sound olduğunu düşündük. Ve ben onu sakladım. Biraz böyle kenarda tuttum onu. Yıllanıyor şu anda. Biraz öyle oldu. albüm çıktı. Albüm çıktıktan sonra şunu çok duydum. O şarkı niye yok burada? Hmm. İşte onu senfonik konserlerde yapıyorsun, sahnede zaman zaman söylüyorsun. O neden yok? Onun şimdi İngilizcesini de kaydedeceğim. İngilizcesiyle beraber onu böyle bir ikili şeklinde ayrı bir şeyde sunmayı düşünüyorum. Sonrasında yine benim bir şarkım var sırada. Tarih olarak bir hazırlık? Önümüzdeki bir iki gün içinde stüdyoya girip İngilizcesini kaydedeceğim. İngilizcesinde de burada mı? Yani onu burada kaydedeceğim. Çok komik değil mi? Türkçesini New York'ta kaydedip İngilizcesini İstanbul'da. Güzel. Yani her şeyi planlayamıyoruz. Harika. Ama güzel bir değişim olmuş yani. Evet, evet. Ya, tabii ilkinin orada olmasının sebebi şarkının yazarı, işte prodüktörü oradaydı. O yüzden orada kaydettik ve şimdi o track hazır. Onun üzerine alıp burada tekrar İngilizcesini söylemek biraz daha sade bir iş diğer ilkine kıyasla. Onu öyle bir ikili olarak geç kalmış bir görevim olarak yerine getirmeyi kendime hedef koydum. Merak edenler zaten sosyal medyadan da takip eder ama bir bilgi vermek açısından işte önümüzdeki haftalarda, günlerden belirlenen bir programın var mı? Şu an açıkçası İçimde Sen de Varsın'ın lansmanını Aralık ortası gibi yaptık. Evet. Salon İKSV'deydi. Evet, Salon İKSV'de yaptık. İçimde Sen de Varsın temalı konserlerimizin şu anda planlama aşamasındayız. Hı hı. Onun dışında şu an yaptığımız tabii İstanbul Gece Hayat içinde mekan sahneleri şeyler var ama esas İçimde Sen de Varsın konserlerimize biraz daha birkaç ay içerisinde duyurmaya başlıyor olacağız. Harika. Onlara sıra geliyor. Çünkü bir yandan da mutfak işi yapıyorum dediğim gibi. Stüdyodayız. Hem bir takım şeyleri yeniden okumaya çalışıyorum. Bir de YouTube kanalımızı şu an daha aktüel, daha güncel bir hale getirmeye çalışıyorum. YouTube kanalında hep benim senfonik projemin ait şeyler vardı. Doğru. Şimdi oraya biraz daha güncel işte kendi orkestramla, kendi ekip arkadaşlarımla girip hoşumuza giden şeyleri söyleyip yeniden bir onlara deyip dokunup onları beğenilerine sunmaya çalışıyoruz insanların. Çok isabetli karar. Yani evet. Devir artık YouTube devri zaten. O da bir mecra insanlara deyip dokunmak için. Tabii ki en güzeli, en organiği sahne üzerinde yapmak bunu. Ama oraları da biraz beslemek için, biraz onlar için çalışıyorum. Onlar da çok ciddi vakit alıyor. O yüzden konserlere böyle önümüzdeki birkaç ay içerisinde yeniden hızlı bir şekilde başlıyor olacağız inşallah. Enerjin çok güzel, ışığın çok güzel. Umarım bu şekilde de zaten devam edecektir. Zaten devam ettiği sürece de biz bunu haberdar etmekten de büyük zevk duyacağız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şeyin bu tarafında olanlar olarak, gazeteciler olarak. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Meşakkatli bir yolla geldim, bunun farkındayım. Şimdi bir yolculuk olsun daha bekliyor seni. Umarım bu gelişin kadar zor olmaz. Umarım. Ama değdiğini söyleyeyim. Ben teşekkür Kesinlikle. Ederim. Haberleşmek üzere. Görüşmek üzere.